Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba, ben Hülya. Yabancıları ilgilendiren konularla ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda ikamet izni almak için gerekli olan adres konusuna değineceğiz. Değerli izleyenler, Türkiye'ye ilk defa çalışmaya gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 günden daha fazla kalacaklarsa önce ikamet izni almak zorundalar. İkamet izni alacaklar ki sonra da alabilirlerse çalışma izni alsınlar. İkamet izni alabilmek için önce bir ev adresine ihtiyacınız olacak. Bunun için ya bir kira kontratınız olmalı ya da bir tür size kefil olarak noterden taahhütname vermeli. Bunları yapabiliyorsanız adres konusunda herhangi bir probleminiz yok demektir. İkamet izni başvurunuzu yapabilir, dosyanızı hazırlar, gerekli şartları da sağlıyorsanız ikamet izni alabilirsiniz. Ancak Türkiye'ye ilk kez çalışmaya gelen yabancıların çoğu ev kiralayamıyor. Noterden taahhütname verecek bir Türk de bulamıyorlar. Dolayısıyla ikamet izni almak için adres problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sevgili izleyenler, işte tam da bu noktada fırsatçılar devreye giriyor. Birkaç yüz lira karşılığında size adres temin edebileceklerini söylüyorlar. Anlaştığınız takdirde sizin için göstermelik kira kontratı düzenliyorlar. Ancak ne yazık ki size verilen bu adres daha önce onlarca yabancıya da kullandırılmış oluyor. Tabii siz bunu bilemezsiniz. Nereden bileceksiniz? Sonra ikamet izni başvurusu yapılıyor, dosyanız hazırlanıyor, siz de randevu günü göç idaresine gidip dosyanızı teslim ediyorsunuz veya postayla gönderiyorsunuz. Buraya kadar her şey çok güzel değil mi? Ama sonrası da var. Sonra ne oluyor? Göç idaresi başvuru dosyanızı incelerken bir bakıyor ki verilen adreste daha önce 10-15 kişi ikamet izni almış. Tabii durum şüphe uyandırıyor ve ikamet izni başvurunuz reddediliyor. Ya da ikamet izni alsanız dahi durum göç idaresinde şüphe uyandırdığı için adresinize yoklama için polis gönderiliyor. Yapılan yoklamada kişinin burayla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktığında verilen ikamet izni iptal ediliyor. Böyle bir durumda kaçak durumuna düşüp bir sürü problemle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Emin olun her gün bu duruma düşen onlarca kişi çözüm için bizleri arıyor. Ve bu durumdaki kişilere çözüm de bulmak çok zor oluyor. İşte bu nedenle fırsatçıların eline düşüp birkaç yüz lira karşılığında formalite adresi temin etmeye kalkışmayın. Türkiye'ye ilk kez gelecek yakınlarınız varsa lütfen onları bu konuda mutlaka uyarın. Peki bu adres konusunda ne yapmalısınız? Yapmanız gereken şey aslında oldukça basit. Eğer ev kiralayamıyorsanız bildiğiniz, tanıdığınız veya çok güvendiğiniz bir kişiden size kefil olmasını isteyebilirsiniz. Yüzünü bile görmediğiniz, tanımadığınız insanları size verdikleri taahhütnamelerle veya sizin adınıza düzenledikleri formalite kira kontratlarıyla ikamet izni almaya kalkışmayın. Bizden hatırlatması. Sonra başınız gerçekten çok ağrır. Varsa sorularınız bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.